Rüyada geç kalmak. Mesela koştur koştur rüyada işe geç kaldığınızı görüyorsunuz. Yani ya nefes nefesemsiniz. O gün bir sınavınız, o gün bir başarınızla alakalı bir göreviniz olabilir ve tamamlamanız gereken bir sürü işler olabilir ama siz bu işe geç kaldı, başarmış olacaksınız. Mesela okula geç kalmış gözüküyorsanız, notunuz, sıkıntınız varsa notunuzun yükselmesi temsil eder. Eğer ki koştur koştur bir yere gidiyorsanız iş anlaşmanız, işinizle ilgili problemlerin düzeleceğini gösterir. Koştur koştur geç kaldım lanet olsun diyorsanız hayatınızdaki keşe sizin evlilik yapacağınız doğru insan demektir. Ama mesela rüyada koşarken ayağınız takılıp düşüyorsa bu işte bir engel, pürüz ve bu işi alamayacağınızı gösterir. Eğer yarım koşa hani geç kaldığınızı hissediyorsunuz ama yarım aksak devam ediyorsanız iş yerinizde memnuniyetsizlik, yer değişimi ve beklentileriniz için çok zorlanacağınızı gösterir. Eğer ki evlenmeye karar verdiniz, ayağınız topallı, geç kalıyorsunuz ama ayağınızın sürüne sürüne gittiğini görüyorsanız bu evliliğin olmayacağı ve aksilikler yaşanacağı ve erteleneceğini gösterir. Eğer mesela 50 yaşında bir kadın ya da erkek koştur koştur gidiyorsa tapu, mal, arsa konularında feraha ve aydınlığa kavuşması haklarını en iyi şekilde alacağını gösterir. Eğer şöyle söyleyeyim, yeni nişanlanmaya karar veren kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Koştura koştura gidiyorsanız çok mutlu bir evlilik ve peş peşe doğacak çocuklarınız ve hayırlı evlatlar nasip eder. Eğer ki mesela yurt dışında bu rüyayı uçakta koştura koştura yurt dışına gittiğinizi görüyorsanız, orada pasaportunuz, oradaki vatandaşlık hakkınızın hepsini alıp oraya ait kapılarınızın feraha ereceği gösterir. Eğer sağlık probleminiz varsa koştura koştura gidiyorsanız sağlığınızın üstüne gitmeniz lazım. Eninde sonunda sağlığınızı aşacaksınız. Vücut gerçekten bu koşuya ve bu koşmaya ihtiyaç duyacak. Ama şöyle diyelim, rüyanızda ağır koşular yapıyorsanız, mesela ağır ağır geç kaldığınızı hissediyorsanız, işinizde biraz tembellik, ilişkinizde biraz tembellik, rahatınıza düşkün olduğunuz ve bu rahat düşkünlükleri size para kayıplarına sebep olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum.